Oylum olmasaydı bitmiştim yani. Başım bundan bile daha büyük belaya girecekti. Bu adamları araştırmıştın sen Tolga. Yani Kore'ye gittin, şirketlerini gördün. Görünürde bir şey yok ki. Legal, başarılı bir şirket. Ama işte kara para aklıyorlarmış. Interpol listeye almış bunları, takipteymiş. Bu işler Mualla'yı yaşar. Mualla'nın ne işi olur Kore mafyasıyla? Diber Otel'in yöneticilerinden biri bunlarla iş yapıyormuş. Mualla ona demiş. Ne demiş? Burada bir tane sazan var. Yurt dışına açılacağım diye dört dönüyor. Buna teklif yapsınlar kesin atlar zaten demiş. Kapı aralıktı. Ben de tam duştan çıkıyordum. Öyle denk geldi. Keriz. Ben dedim ama hemen üstüne atlar diye. Ya babasının gözüne girecek ya. Peki bu Koreliler nereye gelecekmiş şimdi? Tolga Kaşifoğlu'nun şirketine. Güzel. Interpol'ün Tolga'yı kara para aklamaktan içeri alması ne kadar sürer? Önce bir imza yazsın Mualla'nın, gerisi kolay. Nasıl kolay? Mali şubeye gizli bir ihbarda bulunacağız. Anında şirketine baskın yapılacak. Hemen alırlar yani. Hemen alırlar. Kolay kolay da çıkar. Gün yüzü göremeyecek yani. Ha? Evet efendim, öyle. Ya baba. Tolga'nın ne kadar mal olduğunu Mualla Hanım bile anladı. Sen düşün halim işte. Kendine haksızlık etme Tolga. Sen akıllı bir iş adamısın. Sadece tecrüben az. Akıllıyım değil mi ben? Fişek ya. Zehir. En çok da sen bilirsin zaten ne kadar akıllı olduğumu. Beni en çok aptal yerine koyan sen olduğun için. Ne düşündün mesela? Selin'in hamile olmadığını nasıl olsa anlamaz bizim aptal diye mi düşündün? Ne düşündün? Hadi o tamam, peki hani vakit geçince ne yapacaktın ileride? Bebeği falan ne yapacaktın? Sen aptal değilsin Tolga. Fazla duygusalsın. Selin'e elini sürmediğin için hamile olmadığını anlamadın. Normal karı koca hayatınız olsaydı anlardın. Buna aptallık denmez. Duyguların esiri olmak denir. Ha, tüm bunlarda hiç senin suçun yok. Var. Benden ne kadar nefret etsen hakkın. Senden nefret etmiyorum baba. Sadece sana o kadar kızıyorum ki. Ben sadece seni korumaya çalıştım Tolga. Ama birini korumaya çalışmak böyle bir şey değilmiş. Birini korumaya çalışmak, onun ayakları üzerinde durmasına izin vermekmiş. Sağ ol. Ay Nazan, o neydi öyle? Nazan sen olmuşsun da benim haberim yokmuş. Teyzem kim benim? Benim öyle bir teyzem var ki en mülayim insanı bile çıldırtır. Bak şimdi. Ben ne yaptım ki? Ben o çiroz kızı tanımam etmem bile. Benim ne demek istediğimi sen çok iyi biliyorsun da kıvırma şimdi. Oylum Tolga'ya niye gitti diye merak ediyordun değil mi? Evet, merak ediyorum. Tabii ki merak ediyorum. Bilmiyorsun. Gerçekten bilmiyor musun? Kızım bilsem ben sana niye sorayım? Uyarmaya gitmiş. Oylum Tolga'yı uyarmaya gitmiş. Uyarmak için gitmiş. Uyarmaya gitmiş. İyi ki de uyarmış. Çünkü çocuğun başı büyük bir belaya giriyormuş. Yani öyle böyle bir bela değil. Ama senin bundan da haberin yok tabii değil mi? Senin nereden haberin oldu? Oylum söyledi. Bakıyorum Oylum'la. Kankiliğiniz devam ediyor. İyi. Allah muhabbetinizi artırsın. Oylum benim elime doğdu. Daha kucağıma aldığımda bir günlük bile değildi Oylum. Hı hı. Biz seni durduramayacak mıyız? Ha? Niye insanları kışkırtıyorsun? Ya sen Tolga'yı batırmak için sahte Koreli'yle mi anlaştın? Hayır. Sahte değil ki onlar. Hakiki Koreli. Ya etiyle, kanıyla, canıyla bayağı bildiğim böyle Koreli. Eğleniyorsun bir de. Teyze sen ne zaman bu kadar kötü bir insana dönüştün ya? Çocuk batıyordu. İçeri girecekti. Uluslararası mahkemede yargılanacaktı. Ne güzel olurdu. Keşke, keşke. Çok güzel olurdu, çok. Sen insanların hayatıyla oynuyorsun. Bu kadar da rahatsın. Demek ki kendi evimizde kimseyle mahrem bir şeyimizi konuşmayacağız. Baksana Oylum Hanım köstebek gibi kapıları dinliyor. Neyse ben mutfağa gidiyorum. Duvaklı pilav yapacağım. Sen de çok seversin. Benim de burnumda tütüyor. Allah kahretsin, Allah kahretsin. Ne güzel girecekti. Hata bende. Gizli de konuşsana. Çık bahçeye. İko! İko! Buyurun hocam. Hani nerede pirinç? Islamamışsın. Niye benim sözüm geçmiyor bu evde? Hocam ısladım burada. Bakın pirinci ısladım ben burada hocam. İyi. Eti güzelce hazırla. Geçen seferki gibi de fazla pişmesin. Diri de kalmasın. Nasıl isterseniz hocam. Ay. En acısı da ne biliyor musun ya? Ya benim kızım annesinin karnında can vermiş. Bunu nasıl saklarsın benden baba? Benimle hesabını daha sonra görürsün. Şimdi önceliğimiz seni buradan çıkarmak. Selin'in durumu nasıl? İyi. Hayat tehlikeyi atlattı. Uyandı mı? Uyandı. Ben hala niye buradayım o zaman? Tolga, Selin olayı hatırlamıyor. Hatırlamıyor mu? Yani kavgayı hatırlıyor ama düşme öncesini hatırlamıyor. Şaka mı yapıyor bu kadın? Yalan söylüyor baba. Yalan söylüyor. Tolga, doktorlar kısa süreli hafıza kaybının olabileceğini söylüyor. Baba yalan söylüyor. Aklı sıra beni süründürecek. Eline bir koz geçti beni süründürmeye uğraşıyor. Anlasana yalan söylüyor. Tolga sinirlenme. Ya yalan söylüyor diyorum, yalan söylüyor. Bir gör artık baba, bir gör. Oğlun kiminle evli kalsın diye uğraştığını bir gör. Oğlum, sana zarar gelmesin, hayatın düzene girsin diye. Ha, düzene girdi hayatım bak. Ne kadar düzenli hayatım. Yat kalk, yat kalk. Havalandırmaya çık, boncuk diz. Muhteşem ya hayatım, ne güzel yani. Burada Koreliler falan da yok. Kimse beni dolandırmaya kalkışmıyor. Kimse bana zarar veremiyor. Sen de gelme hatta. Sen de gelme çünkü ben daha güvende olurum sen gelmezsen. Tolga.